Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Kanal T ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yurt ve dünya gündeminden haberleri paylaşacağız. Önce özetler. Birleşmiş Milletler diplomatı Lutfullah görüşmesinin ardından basın açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar net mesajlar verdi. Tatar, Rumlar halen daha üniter bir devletten bahsetmektedir. İşte burada bizleri bekleyen çetin görüşmeler vardır, oyun büyüktür. Ancak devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kanal T Haber ekibi mikrofonu kadınlara uzattı. Güne ilişkin duygu ve düşüncelerini sordu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450. yılında geçmişte ve günümüzde vakıf kuran kadınları anmak ve tebrik etmek için etkinlik düzenledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için anma töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı eşi Sibel Tatar'la birlikte katıldı. Mecliste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 kadın milletvekili kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaparak kadın sorunlarına dikkat çeken konuşmalar yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurulu toplantısı öncesinde meclise mensup kadın milletvekillerini ağırladı. Birleşmiş Milletler diplomatı Jane Hoylund'la görüşmesinin ardından basın açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar net mesajlar verdi. Tatar, Rumlar halen daha üniter bir yapıdan bahsetmektedir. İşte burada bizleri bekleyen çetin görüşmeler vardır. Oyun büyüktür ancak devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hoylund'u kabul etti. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi. Sonuç alınmayan toplantılardan bu defa farklı olabilmesi için farklı bir zemin arayışı içerisinde olduğumuzu, bunu da zaten Sayın Genel Sekreter'le defalarca görüştüğümüzü, onun için bu gayri resmi toplantıda herkes kendi yeni fikirlerini ve yeni anlayış çerçevesinde orada ifade edebileceği ve dolayısıyla bütün bu tartışmaların sonucunda gerçekten ileriye taşınabilecek ortak bir zemin var mı yok mu onun arayışı içerisinde olacağını kendisi de teyit etmiştir. Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için en iyi şekilde mücadele vermeye çalıştıklarını belirtti. Önemli olan halkımızın beklentilerini, halkımızın çıkarlarını ve gelecekte yapılacak olan bir anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının bunca yıldır verdiği mücadeleyi bir tehlikeye, bir maceraya terk edememesidir. Bu çok önemlidir. Onun için anlaşma sağlam olması gerekmektedir. Anlaşmanın temelinde devletimiz, anlaşmanın temelinde egemenliğimiz ve dolayısıyla ileride herhangi bir tehlikeli durum tekrar bu adada ortaya çıkarsa elbette anavatan Türkiye'nin de müdahale hakkının olması gerekmektedir. Bütün bunları zaten hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının hiçbir zaman kuzeye hakimiyetine izin vermeyeceğiz. Yan yana yaşayan iki devletin işbirliğini haykırıyoruz. Rumlar halen daha üniter bir yapıdan bahsetmektedir. İşte burada bizleri bekleyen çetin görüşmeler vardır. Oyun büyüktür ancak devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Empoze ettiği bir şey yok. Bak bu çok önemlidir. Ben hep söylüyorum. Kıbrıs Türk tarafına ekonomik vaatlerle veya başka bir takım safsatalarla kimse bir dayatma yapamaz. Bu ulusal bir davadır, milli bir meseledir. Burada egemenlik meselesi vardır, burada beka meselesi vardır, burada özgürlük meselesi vardır, bağımsızlık meselesi vardır. Bir hayli milli menfaatler söz konusudur. Türkiye ile birlikte yaptığımız bir takım anlaşmalar vardır, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardır. Dolayısıyla bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir anlaşmayla korunabilmesi ve bu ülkede, bu coğrafyada barış, istikrar ve huzur içerisinde gelecek kuşaklarımızın da yaşayabilir olmalarıdır.
Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün kimileri kadın olmanın keyfini çıkarıyor, kimileri ise her zaman gördüğü şiddete maruz kalıyor ve yine susuyor. Kanal T Haber ekibi mikrofonu kadınlara uzattı. İnsan hakları temelinde kadınların maruz kaldığı zorbalıklar, haksızlıklar, ayrımcılıklar bugün de daha yüksek sesle dile getiriliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kanal T Haber, kadınlara mikrofon uzattı, kadınlar güne ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bence Kıbrıs'ta veriliyor, o değer var. Hani Türkiye'den daha farklı bence. Türkiye'de aşağı yukarı her gün belki de yüzlerce insan ölüyor. Yani burada ben öyle fazla bir hakaret... İnsanlara saldırı, yani daha saygılı buradaki insanlar. İnsanlarla konuşurken daha saygılı. Peki kadınlar için neler yapılmasını bekliyorsunuz? Yani siz aynı zamanda bir üreticisiniz. Evet. Şimdi kadın hakları için, yani bu bence önce evde başlıyor. İnsanlar yani eşiyle, çocuklarıyla bir şiddet evde varsa zaten dışarı çıkmadan da gerçekleşiyor. Yani baskı evde varsa, insanların zihniyeti kötüyse, yani okumuş olması, cahil olması o da önemli değil. Yetişmiş olması, ortamı çok önemli bence. Yani yetiştiği ortam. Gerçekten annesi babası onu iyi bir yetiştirdiyse zaten o kız kardeşine de zarar vermez, eşine de zarar vermez. Yani onu hiç hakaret de etmez ona. Kadınlar, Kıbrıs'ta kadına öyle çok fazla meraklı değiller. Yani dışarı çıktığı zaman hep hazırcılığa yöneliyorlar. Biz de arkadaşla onu konuşuyorduk zaten. Yani hazırcılık. Hani çiçek alıp tamam çiçek açıyor, geri kapatıyor. Onun bir şeyi yok. Bu sezonluk bir şey. Bitiyor gidiyor. Mesela bir maydanoz tohumu alsa, bir saksıya ekse onu hem organik olarak keser hem de devamı var. Yani marketten gidip hazır nereden geldiğini bilmediği, üretmediği, bilmediği bir şeyi alıp yiyeceğine kendi küçücük bir saksısına bir şeyler ekip yetiştirse hem devamı gelecektir hem de bildiğini yiyecektir en azından. Eğer haberlere baktığımızda görmüyorlar gibi. Öldürenler, bilmem ne yapanlar hep belli yani. Ama ne bileyim çoğu insanlar var, değer bilen insanlar. Ben 35 seneli geçtiğim eşimle evliyim. Ben çok memnunum kocamdan. Peki efendim, kadının üretimdeki yeri ülkede gerçekten istenilen seviyede mi? Yoksa bunu artırmak için ne gibi destekler verilmeli? Vallahi destek verilmeli tabii. Destek verilmezse üretim olmaz. Biz çiftçiyiz, eşimle birlikte yapıyoruz, işçilerimiz var. Yapıyoruz yani. Ne bileyim, devletten de çok bir destek görmüyoruz. Kendi imkanlarımızla. Peki kadınların gelişimi açısından ne gibi destekler verilmeli? Yani ne bileyim nasıl destek verilmeli, teşvik edilmeli ya, her şeye teşvik edilmeli, öncülük yapılmalı, yani. Kadın yani olmak başta yani başlı bir yani zor, ikinci yani ama plandayık, hep önde erkekler var, yani kadın olmak çok zor. Peki neler bekliyorsunuz, neler yapılmalı? Yani hakkımızı mecliste yani ama kadınların yani oyları daha çok olmalı. Yani kadınlar daha önde olmalı. Çünkü yani kadından erkeğin yani farkı vardır mutlaka. Yani kadınlar hep arkada. Aslında yani kadınlar bir tık daha önde olmalı. Yani saygı yani bekliyoruz. Şiddet yani olmamalı ama oluyor. Yani bunu yapan da erkek yani karşımızda yani ama erkekler yapıyor. Biz de çalışıyoruz. Ne dedin? Kadınlar. Biz de erkek gibi çalışıyoruz. Ama şiddet falan biz görmüyoruz. Dilek abla dedi şiddet görüyor. Ne şiddeti? Öyle bir şey yok. Ama görenler de var. Biz de çalışıyoruz. Biz de hakkımızı ararız. Bir milletvekili çıkabilir bir bayan. Mesela köylerimizde olsun, şehirlerimizde olsun kadınlar çok marifetlidir. Çok güzel şeyler yapar. Fakat bizi, ben mesela sanatkar bir bayanım. Yani uzun yıllar, 42 sene terzilik yaptım. Yani marifetin ne olduğunu, sanatın ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Fakat devletimizin, büyüklerimizin, bazı kuruluşların yani bayanlar için bazı şeyler yapmaları lazım. Çünkü gerçekten çok marifetli bayanlar var. Ama bunların başında biri olacak ki bir araya getirsin, herkes sanatını ortaya koysun.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450. yılında geçmişte ve günümüzde vakıf kuran kadınları almak ve tebrik etmek için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte gerek vakıf kurarak gerekse toplumun ihtiyaçları için hiç durmadan gönüllü olarak çalışan duyarlı kadınlara plaket sunuldu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden vakıf kuran kadınlar için etkinlik düzenlendi. Vakıflar İdaresi bahçesindeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, Ayşe Hanım Vakfı adına Doktor Ayşe Sınay Tahsin, Baroçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı adına İnci Hakkı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı adına Özge Eminoğlu Özbekoğlu, Tangür Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk kadınının bu topraklarda varoluş mücadelesinde çok önemli mücadeleler verdiğini söyledi. Tatar kadınların verdiği mücadelenin de örtüşmesiyle daha güçlü bir Kıbrıs Türk halkı ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya çıktığını vurguladı. Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs'ta nenelerin ve dedelerinin 2200 vakıf kurduğunu vurguladı. Bu da bizim atalarımızın hayır işlerinde ve iyilik yapmada ne kadar hassasiyet sahibi olduğunu gösterir dedi. Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal da Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. İçim Çağıner Kavuklu'da konuşmasında kadınların içindeki sevgi, merhamet, yardımseverlik ve şefkat duygularının ön plana çıkarılması halinde refah seviyesinin artabileceğine inandığını kaydetti. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için anma töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı eşi Sibel Tatar'la birlikte katıldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için anma töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı eşi Sibel Tatar'la birlikte katıldı. Kanal T'ye habere konuşan Sibel Tatar ve diğer katılımcılar güne ilişkin mesaj verdi. Gerçekten Kadınlar Günü için neler diyebilirim? Kadın annedir, kadın eştir, kadın dosttur, kadın arkadaştır. Kadın sevgi ve iyilikle yoğrulmuş cevherdir. Kadının sosyal ve siyasi anlamda topluma kattıklarını önemsemek gerekmektedir. Bugün de burada olmaktan onur ve gurur duydum. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Benter çok güzel bir organizasyon düzenledi ve hayır işleyen muhtelif vakıfların görev yapmakta olan kadın temsilcilerini davet etti. Yaptıkları hayır işleri maksadıyla onları ödüllendirdi. Eşim Leyla Hanım da annem vakıf mütevellisi, Barçuzade Vakfı mütevellisi İnci Hakkı adına ödülünü teslim aldı. Vakfımız 1918'de kurulmuş olup her yıl elde ettiği gelirlerin bir bölümünü hayır işleri için ayırmaktadır. Öncelikle tabii ki aslında bugünün ayrı olarak kutlanılması bile kadının aslında gerçekten ne kadar özel olduğunu insana bir kez daha hatırlatıyor. Tabii bugünün kadın olarak hatırlanmasından çok İleriki nesillere ne taşıdığımızdır önemli olan. Bugün çok önemli bir gündü bizim için. Hem Dünya Kadınlar Günü, Emekçiler Günü'ydü bizim. Hem de aynı şekilde yıllar önce vakıf kuran kadınlarımızı burada, onların temsilcilerini ağırladık. Hepsini bir arada görmek hem bizi çok mutlu etti, hem de halen daha o vakıfların yürür olduğu bir döneme denk gelmiş olmak, halen daha onların yaşatıldığı bir dönemde dönemi görmek çok mutlu. Kanal T'ye göre konuşan Sibel Tatar, 8 Mart bir kutlama günü değil, kadınlarımız için neler yapabileceğimizi düşüneceğimiz bir gündür dedi. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bütün izleyicilerimizin, bütün halkımızın kutluyorum. Tabii bugün için söylemek istediğim açıkçası bir eğlence ve kutlama günü değil malum. Neticede bugüne nasıl geldiğimizi ve bugün yapmamız gerekenleri veya eksikleri değerlendirip neler yapabileceğimizi düşüneceğimiz bir gündür. Yani bu fırsat bize birçok kadının tabii ki bu yolda hatta canını kaybetmesiyle biliyorsunuz kazandırdığı bir gündür. Dolayısıyla halen daha
biz olmasak dahi, yani ben veya sen olmasan dahi şiddete uğrayan veya cinsiyet ayrımcılığına uğrayan, taciz edilen, tecavüze uğrayan kadınlar olduğu sürece bize de rahat yok. Dolayısıyla onlar için mücadelemizi devam edeceğiz. Bunun babında tüm emeği geçen evde, dışarıda, her şekilde tüm emeği geçen kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarım. Tangül Çağaner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağaner Kavuklu da kadınların içindeki sevgi, merhamet, iyilik duygusu, şefkat bu toplumun refaha ulaştırabilecek her türlü güzelliği yaşatabilecek güçlüdür ifadelerini kullandı. Ben şuna inanıyorum. Kadının içerisindeki sevgi, merhamet, iyilik duygusu, şefkat bu toplumu refaha ulaştırabilecek, her türlü güzelliği yaşatabilecek nitelikte ve güçtedir. Yeterli ki bütün yarışımızı bu iyilikte yapalım ve iyiliğin de en yarışmanın en kurumsal şeyi de, şekli de vakıf kurmak olduğuna inanıyorum. Çünkü vakıf kurulduğu zaman bu yardımın, şefkatin, sevginin nesilden nesile devam edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İŞİ Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar ve Sağlık Bakanı Doktor Ünal Üstel birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin ardından Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanı kadınların 8 Mart gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı. Sağlık çalışanı kadınların Emekçi Kadınlar Günü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadının şiddet olaylarının nadiren yaşandığını ancak hiç olmaması gerektiğini ve şiddetin her türlüsünü kınadığını belirtti. Tatar, kadınların her alanda yer bulduğuna dikkat çekti. Güçlü bir ekonomi için, güçlü bir devlet için erkek kadının ayrımı olmadan eşitlik temelinde ve her türlü olumsuzluklara karşı bugünlerde şiddetten bahsedecek dedi ama bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanıyorum öyle olaylar çok nadirdir, olmaması gerekmektedir. Öyle olaylar tabii ki hep birlikte kınıyoruz ama biz hanımlarımıza, kadınlarımıza güveniyoruz. Hem mücadele yıllarında çoluk çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi, hem babalarımız, dedelerimiz cephede mücadele verirken, uğraşırken kadınlarımız her türlü özveriyle en iyi şekilde görevlerini yapmışlardır, yerine getirmişlerdir. Ama fevkalade önemli kadınlarımız da bu memlekette siyasete de girmiştir, bakan da olmuştur, çeşitli makamlarda da bulunmuşlardır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü alanda, her türlü faaliyette, ekonomiden tuttuğumuzda siyasete ve diğer alanlarda da kadınlarımız her zaman yer bulmuştu. Bundan sonra da yer bulacaktır. Cumhurbaşkanı Tatar tüm sağlık alanında çalışan kadınların gününü kutladı. Tüm sağlık çalışanlarımızın içerisindeki kadınlarımıza, hemşehrilerimize, doktorlarımıza, herkesi yürekten kutluyorum ve sizlerin şahsında tüm Kıbrıs Türk kadınlarına, hanımlarına, onlara güvendiğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için hep birlikte çalışmamız gerektiğini, dolayısıyla bu Dünya Kadın Emekçiler Günü'nde buradan bu mesajı verirken sizlere tekrar başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel daha sonra sağlık çalışanları kadınlara karanfil dağıttı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin önüne geçilmesi için devletin gerekli kurum ve kuruluşları sivil toplum örgütleriyle birlikte Cumhurbaşkanınız olarak verilecek olan mücadeleye önderlik edeceğimi belirtmek istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı. Fedakarlıkları, sevgileri ve hoşgörüleriyle hayatlarımıza dokunan insanlığın geleceğinde öncü role sahip kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım. Güçlü kadın, güçlü toplum şiarını rehber edinerek tüm kadınlarımızın siyasette, toplum ve iş yaşamında güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceğine olan inancımı yenilerken, toplumsal huzurunun korunarak geliştirilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha güçlü bir şekilde gelecekte yer almasının en önemli unsurlarından biri olacağını vurgulamak istiyorum. Bu topraklarda yaşayan insanlar eşit, güvende ve özgür bir yaşamın ancak birlikte verilecek bir mücadeleyle mümkün olabileceğini iyi bilir. Daha güçlü bir ülke, üretken ve güçlü kadınlarıyla mümkündür. Bağımsız bir ülke, daha özgür kadınlarla mümkündür. Ve kendi ayakları üzerinde duran bir devlet, kendi ayakları üzerinde duran kadınlarla mümkündür. Daha eşit, daha güçlü, daha özgür bir gelecek için, kendi için, tüm kadınlar için, ülkesi için ayağa kalkan ve ayakta duran tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası Vergisen 8 Mart Kadınlar Günü'nde üyelerini unutmadı. 60 kadın üyenin videolarını birleştirerek oluşturduğu paylaşım ile sosyal medya aracılığıyla kutladı. Hayatın anlamı olan biz kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Vergisen ailesi olarak bu yıl güçlü kadın, güçlü yarın sloganı ile karşınıza çıktık. Yüreğinde birçok sevgi, sabır olan tüm kadın üyelerimizin ve bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası her yıl Girne, Lefkoşa, Maos'a, Güzelyurt ve İskele şubelerinde görev yapan kadın üyelerini ziyaret ederek kutladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl Güçlü Kadın, Güçlü Yarın sloganıyla 60 kadın üyenin videolarını birleştirerek oluşturduğu videoyla uzaktan sosyal medya aracılığıyla kutladı. Videonun içeriğinde kadının anne ve eş olması yanında geleceği yetiştiren, koruyup kollayan, karşılıksız seven ve fedakar olduğunu ve en önemlisi dünyayı ısıtan güneş olduğunu vurgulayarak güçlü kadın varsa güçlü yarın olacak mesajını da verdi. Bu video birçok kişi tarafından oldukça beğenildi. Kadın, anne, eş ve baş tacıdır. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın, dünyayı ısıtan güneştir. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın, karşılıksız sevendir. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın, geleceği yetiştirendir. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın, koruyup kollayandır. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın fedakarlığın sembolüdür. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın dünyayı ısıtan güneştir. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın karşılıksız sevendir. Kadın annedir. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın fedakarlığın sembolüdür. Kadın karşılıksız sevgidir. Güçlü kadın, güçlü yarın. Kadın geleceği yetiştirendir. Mecliste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 kadın milletvekili kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaparak kadın sorunlarına dikkat çeken konuşmalar yaptı. Cumhuriyet Meclisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 kadın milletvekili 8 Mart ilişkin konuşma yaptı.
Kadın milletvekilleri kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaparak başladıkları konuşmalarında ülkedeki kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekti, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına herkesin dayanışma içerisinde çalışılmasının önemini işaret etti. Konuşmalarına kadının kalbine giden yol midesinden geçer, evlenecek adamlar var, evlenecek adamlar var, babasına bak oğlunu al, kenarına bak bezini al, yemeğin salçalısı erkeğin kalçalısı, oğlunu dövmeyen dizini döver gibi cümlelerle başlayan milletvekilleri empati yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi ve eşitlik vurgusu yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta kadınlarla ilgili istatistiklere değinen milletvekilleri yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesini, kadın sığınma evi ve yaşlı bakım evi gibi kurumlar istedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde mecliste mensup kadın milletvekillerini ağırladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mecliste temsil edilen kadın milletvekillerini ağırladı. Bakan Senaroğlu kadınların siyasetteki temsiliyetinin daha da artması gerektiğini, özellikle parlamentodaki kadın milletvekili sayısının bugünkünün çok üzerinde olması temenni ettiğini belirtti. Senaroğlu kadınların siyasete ve ülke yönetimine yapacağı büyük katkılar bulunduğunu ve kadın temsiliyetinin katılımcı demokrasinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bazı sivil toplum örgütlerinden yapılan ortak açıklamada hükümeti temsil edenlerin her kesime eşit ve adil yaklaşım ve kararlar almaları istendi. Bazı örgütlerden yapılan ortak açıklamada birlikte üretim vurgusu yapılarak devlet yetkililerine de savaştan çıkmış halkına gerektiği gibi davranan bir devlet yaklaşımı istiyoruz çağrısı yapıldı. Bazı birlik ve odalardan içinde geçmekte olduğumuz ekonomik kriz nedeniyle ortak açıklama yapıldı. Birlikte üretim ve paylaşım vurgusu yapılan açıklamada yaşanan krize yenik düşerek iflasın kabul edilmeyeceğinin altı çizilerek her kesime eşit ve adil olarak yaklaşım ve kararlara destek verilecek ifade edildi. Bir dizi önerilerin yapıldığı açıklamada öncelikle savaştan çıkmış halkına gerektiği gibi davranan bir devlet yaklaşımı bekledikleri belirtilirken devlet ve özel dahil tüm kira ve kiracı ilişkilerinin yasal yapılandırma yapılması talep edildi. Yapılan açıklama şu şekilde. Devletimizin kuruluşundan günümüze her aşamasında her dönemecinde damlaya damlaya göl oluşturarak devletimizin varlığına katkı koymuş olan küçüklü büyüklü tüm işyerlerimiz, hizmet sektörünü oluşturan bireyler, ofisler, bürolar, acentemiz, otelcimiz, turizmin paydaşları olan tüm işletmelerimiz, hayvancımız, çiftçimiz, taksicimiz, kahvecimiz, restorancımız, büfecimiz, elektrikçimiz, boyacımız, taşeronumuz, müteahhitimiz, sanayicilerimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, işsizimiz vesaire. Kısaca ülkemizin tüm paydaşları olarak iflası bir kader olarak kabul etmeyeceğiz. Yaralarını sarmaya çalışan, psikolojik travma yaşayan, çoluk çocuğuyla ilgili endişeleri artan insanlarımız muhtemel işsizlik artışının yaratacağı toplumsal çöküntüye adım adım yaklaşırken, işletmelerimiz feryat ederken, kar etme peşinde olan bir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Bu gelişmeleri görmezden gelen bir yönetim şeklini benimsemek devlete yakışmadığı gibi kabul edilebilir de değildir. Çare vardır. Çare birlikte üretmektir, birlikte paylaşmaktır, birlikte yönetmektir. Bu anlayışla bizler herkese, her kesime eşit ve adil olacak yaklaşım ve kararlara destek vereceğiz. Savaştan çıkmış halkına gerektiği gibi davranan bir devlet yaklaşımı bekliyoruz. İvedilikle yıllardır gerekli düzenleme yapılmadığından dolayı toplumun her biri bireyinin olumsuz etkisinin bedelini ödediği faiz yasasının hazırlanıp geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca salgın dönemindeki enkazı yalnızca bizim sırtımıza bırakmayacak, işletmelerin ayağa kalkabilmesine olanak sağlayacak şekilde devletin varlığını hissedeceğimiz bir yapılandırma yasası istiyoruz. Devlete ve bankalara olan tüm borçların ve taahhütlerin cezasız ve faizsiz olarak salgının sona ermesinden ve ekonominin çarklarının dönmeye başlamasından itibaren en az 6 ay sonrasından başlamak üzere taksitlendirilmesini istiyoruz. Devlet ve özel dahil tüm kira ve kiracı ilişkilerini yasal yapılandırma istiyoruz. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Restorancılar Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Birleşik Taksiciler Birliği, Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi.
İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamları sitesinde yayımladı. Şubat ayı enflasyonu %-0.2, 2 aylık enflasyon 0,46, yıllık enflasyon 12,93 oldu. En yüksek artış %81,63 ile kavunda gerçekleşti. En yüksek fiyat düşüşü ise %31,22 ile lahanada oluştu. Şubat ayında tüketici fiyatları genel endeksinde binde 2 oranında düşüş gerçekleşti. 2 aylık enflasyon %0,46, yıllık enflasyon ise %12,93 oldu. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %3,74 sağlık ana grubuna gerçekleşirken, en yüksek düşüş ise %6,64 ile giyim ve ayakkabı grubunda oluştu. Endekste kapsanan 222 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 167 maddenin ortalama fiyatlarının düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk 3 ürün %81,63'de kavun, %65,58'de taze fasulye ve %49,33'de çağrıştırılmış biber olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 ürün ise %31,22'de beyaz lahana, %30,54'de marul ve %25,56 ile roka olarak sıralandı. Rum basınından Güney Kıbrıs'ın enerji politikalarına ilişkin samimi ve gerçekçi değerlendirmeler geldi. Rum basını Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge konusunda Türkiye'nin de dahil olduğu bir anlaşmaya varmadıkça Güney Kıbrıs'ın gaz satması mümkün olmayacağını, Rum lider Anastasiadis'in ise enerji konusundaki açılım hayallerinin kendi halkına pahalıya mal olduğunu yazdı. Sarp Rus Mail gazetesinde Anastasiadis'in enerji konusundaki hayalleri bize pahalıya mal oluyor başlığıyla yayımlanan makalede Rum lider Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye'yi dışlaması da dahil yaptığı yanlışlıklara yer verdi. Makalede Anastasiadis'in 2017'de Kral Montana'da gerçekleştirilen ve sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerinin ardından yeniden seçilmeye, çözümden kaçılmaya ve Türkiye'nin müdahil olmayacağı inancıyla enerji alanında komşu ülkelerle ittifak yapmaya odaklandığı belirtildi. Anastasiadis'in ilk iki hedefinde başarılı olduğu ancak Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Türkiye'yi dışlayarak korkunç bir yanlış değerlendirme yaptığı ifade edilen makalede sonunda Rum kesimini Doğu Akdeniz'de bir enerji oyuncusu haline getirme ve bölgede Türkiye'nin olmadığı bir enerji merkezi oluşturma politikasının çöktüğü kaydedildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşmayı imzalayabilecekleri yönündeki açıklamasını atıfta bulunan makalede bu durumun Rum kesimi için işleri daha da zorlaştıracağı ifade edildi. Makalede Rum kesiminin münhasır ekonomik bölge konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmadıkça doğalgaz satması mümkün olmadığı vurgulandı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 bin nüfusta en çok vaka artan ve azalan illeri paylaştı. Buna göre vaka görülme oranı en çok artan illerden Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne, en çok azalan iller ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu. Sağlık Bakanı Koca son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan illerimiz Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne, en çok azalan illerimiz Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirleri uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 129.299 COVID-19 testi yapıldı. 11.187 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.saklik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 129.299 COVID-19 testi yapıldı. 11.187 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 735 oldu. Son 24 saatte 7.785 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.623.924'e yükseldi. Bültenimiz yurt dışına öne çıkan haberlerle devam ediyor.
Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin ekonomi başkenti konumundaki Bata şehrinde en az 4 patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Gine, Salut sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada patlamaların Bata şehrindeki Nkao Ntoma askeri üssünde meydana geldiğini bildirdi. Salut, gönüllü sağlık çalışanlarından Bata Bölge Hastanesi'ne gitmelerini isterken halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Donde se han producido estas constantes explosiones. Hablamos. Yerel basında çıkan haberlerde patlamalar nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamalar nedeniyle birçok binada hasar oluşurken bazı binalar ise çöktü. Patlamaların nedeni henüz bilinmezken yetkililer bir televizyon kanalına verdiği demeçte patlamaların bir saldırı sonucu gerçekleşmediğini belirtti. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republik Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar büyük bir coşku ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Göstericiler meydana kurdukları standlarla dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik baskı ve şiddeti kınayarak kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Göstericiler ellerinde kadınların birçok alanda haklarının eşit bir şekilde verilmediğine ilişkin yazıların olduğu pankartlar taşıdı. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken göstericiler, bunun başlıca nedeninin suçlulara gerekli ceza verilmemesi olduğunu ifade etti. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi Odeon Tiyatrosu'nda Perşembe gününden bu yana 50 kültür sektörü çalışanının işgali devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan tiyatroların, sinemaların, müzelerin ve benzeri işletmelerin yeniden açılmasını talep eden işgalciler, hükümetten kültür ve sanat sektöründe çalışanlar için yardım planı istiyor. Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, İşgal edilen Odeon Tiyatrosu'na sürpriz bir ziyarette bulunmuş, işgalcilerin taleplerini dinlemişti. Bakan Bachelot, çalışanların isteklerinin yerine getirilmesi için girişimde bulunacağına dair söz vermişti. Tiyatronun içine yerleşen işgalciler ise direnmekte kararlı olduklarını belirtmişti. Donc le théâtre de l'Odéon est occupé depuis 3 jours par les camarades de la CGT du spectacle. Pour remettre en cause à la fois les règles trop sévères de confinement et donc de fermeture des théâtres et des cinémas depuis plusieurs mois. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin 3. gününde Musul'daki kilise ziyaretlerinin ardından ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e gelerek ayin düzenledi. 30 bin kişi kapasiteli Fransu Hariri Stadyumunda düzenlenen ayine Covid-19 salgını nedeniyle 10 bin kişinin katılmasına izin verildi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer Papa'nın düzenlediği ayinde hazır bulundu. Papa ayinde bulunduğu konuşmasında Irak halkının zorluklara karşı gösterdiği sabır ve metanete değindi. Irak halkının çok acılar çektiğini belirten Papa, "Sizin sabrınız nedeniyle Irak'a hac etmeye geldim." dedi. Tu ha rivelato questa potenza e questa sapienza soprattutto con la misericordia e il perdono. Non ha voluto farlo con dimostrazione di forza o imponendo dall'alto la sua voce. Suudi Arabistan ve Yemen'deki İran destekli Husiler arasında çatışmalar devam ediyor. Husi güçlerinin sözcüsü Yahya Sereya, Suudi Aramco Petrol Şirketi'nin Ras Tanura'daki tesisine ve Suudi Arabistan'ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Sözcü Saray'a saldırıda 14 İHA ve 8 balistik füze ateşlendiğini aktardı. Aramco veya Suudi makamlarından olaya ilişkin açıklama gelmezken, Ras Tanura'nın da dünyanın en büyük açık deniz petrol yükleme tesisi bulunuyor. Günün erken saatlerinde ise Suudi devlet medyası, Husilerin saldırı için kullandığı 12 İHA'nın ve
iki balistik füzenin engellendiğini ifade etmiş, saldırıların engellendiği bölgeleri ise belirtilmemişti. Efendim, ülkemizin sonunda haber özetlerimizi yeniden paylaşıyoruz. Esen kalın, mutlu akşamlar. Birleşmiş Milletler diplomatı Lut'la görüşmesinin ardından basın açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar net mesajlar verdi. Tatar, Rumlar halen daha üniter bir devletten bahsetmektedir. İşte burada bizleri bekleyen çetin görüşmeler vardır. Oyun büyüktür. Ancak devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kanal T Haber ekibi mikrofonu kadınlara uzattı. Güne ilişkin duygu ve düşüncelerini sordu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450. yılında geçmişte ve günümüzde vakıf kuran kadınları anmak ve tebrik etmek için etkinlik düzenledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için anma töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı eşi Sibel Tatar'la birlikte katıldı. Mecliste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 kadın milletvekili kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla atasözlerinden ironi yaparak kadın sorunlarına dikkat çeken konuşmalar yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurulu toplantısı öncesinde meclise mensup kadın milletvekillerini ağırladı.